fındıklı sütlü Türk kahvesi. Has kahve. 1952'den beri ömürlük hatırlara. Var Odası'ndan herkese merhabalar. Aylar sonra, korona sonrası ilk birlikte yayınımızı yapıyoruz. İbrahim Aydın hoş geldin. Hoş bulduk. Özledik. Gerçekten özledik. Peki lig maçları havasına giremesem de özledim. Yine de yayın yapmayı özledim. Konya Spor'u konuşmayı özledim. Kendi açımdan belki korona sürecini çok dolu geçirsem de özlüyor insan ya. Taraftarı görmek istiyor, futbolcuları görmek istiyor. Onlarla ne yaptıklarını konuşmak istiyor. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Umarım ülkemiz bir an önce bu illetten kurtulur. Hatta dünya kurtulur, sadece ülkemiz değil. Ve normal hayatımıza, bizler eskisi gibi tribünlere geri dönme şansımız olur. İnşallah. Ne yaptın korona sürecinde? Ya benim çok farklı bir şey yapmadık tabii ki maçlara gitmek dışında. Konyaspor'da çok fazla konuşamadık bu süreçte. Çünkü hakikaten insan psikolojik olarak yıpranıyor. Hani sürekli haberlerde işte korona, dışarıda korona, arkadaşlarla muhabbet ederken korona. Tabii biz çok fazla dışarıya çıkmadık bu süreçte. Genelde evde geçirdik ama işten eve, evden işe bir mod oluştu. Hani sosyal hayat ister istemez etkiledi. İnsanlar da artık koronadan sıkıldı. Evet. Biz de burada konuşarak daha fazla şey yapmayalım. Hiç gündemimize de almadan hemen Konyaspor'a geçelim. Aynen öyle. Rakibimiz Gençlerbirliği. Deplasmanda oynayacağız. Seyircisiz oynanacak maç. Şimdi ben birkaç istatistik çıkardım. Konyaspor'la alakalı. Hemen o bilgileri vereyim. Konyaspor ligde 14. sırada. 26 maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyet almışız. Dış sahada 13 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldık. Rakip Gençlerbirliği 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. İç sahada 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. İlk maç 1-1 sona erdi. Bülent Korkmaz'ın karnesini söyleyeyim. Bize geldikten sonra 5 maç, 3 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Hamza Hamzoğlu bizim maçla başlamıştı göreve. Burada 1-1 berabere son maç, son dakikada gol, Gençlerbirliği'nin attığı golle 1-1 berabere kalarak o maçla başlamıştı Gençlerbirliği kariyerine. 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet almış. Şimdi Hamza Hamzoğlu'yla Bülent Hoca arasında 3 maç oynanmış. Son 10 yılda olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam internete baktığımda. Son hatta 3 maçın istatistiğini vereyim. Hamza Hoca 2 galibiyet almış, 1 berabere bitmiş. Toplam 3 maçta Hamza Hoca'nın 2 galibiyeti var. Bülent Hoca'nın henüz galibiyeti yok. Aramızda Gençlerbirliği maçıyla aramızda oynanan son 5 maçta Konyaspor'un 1 galibiyeti, Gençlerbirliği'nin 2 galibiyeti ve 2 maçta berabere bitmiş. Çaylarımız geldi. Bu arada bardaklar için Hediye Ninja Com'a teşekkür ederiz. Onların hediyesi sihirli bardaklar. Normalde siyah fakat sıcak, içine sıcak su konunca beyaza dönüyor. Var Odası logosu da şöyle kenardan gözüküyor. Yani aslında son maçlarda Gençlerbirliği'ne karşı şanssız bir gidişatımız var. İstatistikler bu durumda. Sen neler söylersin? Ya bana kalırsa istatistikler şu an için beraberlik gösteriyor. Bizim son oynadığımız maçlar olsun. Gençlerbirliği'nin son oynamış olduğu maçlara bakınca istatistikler tamamen beraberlik, berabere bitecek bir maç olarak gözüküyor. Şöyle ki Hamzoğlu ile birlikte Gençlerbirliği evinde kaybetmiyor. Yani kaybetmiyor derken bir tane mağlubiyeti var. 4 galibiyeti ve 3 beraberliği var. Yani Hamzoğlu iç sahada seyircisini olabildiğince yeterli miktardaki seyircisini kullanıyor. Ankara avantajını kullanıyor. Biz de son 4 deplasman maçında yenilmedik. Bir galibiyetimiz, 3 beraberliğimiz var bu süreçte. Yani baktığımız zaman benim düşüncem berabere bitecek bir maç gibi gözüküyor. Fakat şu da var. İşin psikolojik boyutu aslında daha
önemli olan şey. Bu korona sürecinde futbolcuların psikolojisini hangi takım daha iyi yönettiyse o takım bir tık daha avantajlı sıfırdan olabilir. Sıfırdan başlıyoruz artık. Sıfırdan başlıyoruz. Hazırlık maçı oynanmadı. Şu var, hani insanların psikolojisi ister istemez bu süreçte dağıldı biraz. Hani futbolcularda çok fazla ailelerini düşündüler bu süreçte. Hatta Mak ailesinden dolayı ülkesine gitmek zorunda kaldı ve sözleşmesini feshetti. Şu anda benim düşüncem, bu psikolojiyi yönetebilen takım kalan 8 maçlık sürede başarılı olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Konyaspor ligde en az gol atan takım. Gençler Birliği ise ligde en fazla gol yiyen takımlardan birisi. Yani şöyle söyleyeyim ben ona ilaveten. Son 9 maçta biz 6 gol attık. Gençler Birliği de 5 gol atmış. Az gol atan takım. Evet. Ama çok da gol yiyen bir takım. Evet. Gençler Birliği 33 gol atıp 44 gol yemişti diye hatırlıyorum. Konyaspor'sa 21 gol atıp 33 gol yedi. Son 8 maç. Gençler Birliği maçıyla da başlayacağız bu periyoda. Benim kendi kişisel fikrim, yine dediğimiz gibi artık her şeyi sıfırdan başlıyoruz. Seyirci, futbolcuların psikolojisi, bakalım neler getirecek. Yine sadece bizim açımızdan değil, tüm takımlar açısından. Bu dönemi karlı geçiren taraf, bütün takımlar için konuşuyorum, daha iyi konuma gelecek. Malatya Spor mesela çok kötü bir gidişatı vardı. Belki Malatya Spor galibiyet serisine başlayacak. Keza yani üst sıralardan bahsedelim. Galatasaray çok iyi gidişatı vardı. Belki Galatasaray düşüşe geçecek. Biz aynı şekilde Fenerbahçe maçıyla çok güzel bir havaya girmiştik. Fakat o bir anda bitti gibi bir durum var. Şu da var. Avrupa'da oynanan açılan liglerdeki sonuçlara baktığımız zaman deplasman takımlarının önceki maçlara göre daha başarılı olduğunu gözlemliyoruz. %27'ymiş galibiyet oranı yanlış bilmiyorsam Almanya Ligi'nde. Son dönemde %45 ya da %47 olması lazım deplasman takımlarının galibiyeti. Ya bu da tamamen seyirci baskısını kurabilen takımların artık seyirci olmadan biraz daha zorlandığını gösteriyor. Burada Türkiye Süper Ligi'nde de eğer buradan yola çıkacak olursak seyircisiz oynayan, seyircisiz oynamaya çalışan takımlar adına avantajlı bir durum olarak gözüküyor. Şimdi Başakşehir bu konuda çok avantajlı. Çok fazla seyircisi olmayan takımlar, baskısı olmayan Kasımpaşa, Gençler Birliği gibi takımlar bu konuda çok avantajlı konumdalar. Gerçi bizim Konyaspor son dönemde seyirci baskısını negatif yansıyordu Konyaspor'a ki ilk seyircisiz maçımızda da galibiyetimizi aldık. Yani aynen, Fenerbahçe öyle maçında da. Biz son zamanlarda bizim taraftarımız, bunların içinde ben de varım, ben de bu Konyaspor taraftarıyım, negatif etki veriyorduk demek ki. Umarız ki biz negatif etki veriyorsak biz gelmeyelim maçlara da Konyaspor kazansın. Yani bu 8 hafta hiç önemli değil. Biz gelmeyelim, 8 haftayı Konyaspor karlı kapatsın. Yani iki tarafta hem takım olarak hem taraftar olarak çok yıpranmıştık açıkçası. Ben Konyaspor adına da daha iyi bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum önceki maçlara nazaran. Çünkü dediğin gibi iç sahada olumsuz bir baskı vardı takım üzerinde. Haklı veya haksız bu tartışılır. Deplasmanda daha iyi oynayan bir Konyaspor vardı. Yine oynamaya devam edeceğizdir muhakkak. Ama şu çok önemli. 8 maçın ilk 5 maçı bizim açımızdan çok önemli. Bu 5 maçta en az 2-3 tane galibiyet çıkartmamız gerekiyor her ne olursa olsun. Özellikle Gençler Birliği maçı aslında tam birebir rakibimizde olan bir maç. Gençler Birliği maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor. En azından yenilmememiz gerekiyor. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugüne kadar düşme hattına hiç girmedik. 16, 17 ve 18. sırayı görmedik bu sezon. Ben yine gireceğimizi düşünmüyorum. İnşallah girmeyiz de. Şöyle, Gençler Birliği'nde 8 numarası Bayano'nun cezalı olduğunu biliyorum. Çok fazla bu konuda araştırma yapamadım. Bizde de Serkan Kırıntılı kırmızı kart cezalısı. Evet. Ömer Ali Şahiner ve Neyiş Skubic kırmızı kart cezalısı son Fenerbahçe maçlarından gördüğü kartlardan dolayı. Nasıl bir kadro bekliyorsun? Yani sağ kanat dağılmış durumda. Yani evet, şu cezalara göre. Sağ kanatta göre kim oynar? Asıl önemli soru bu.
Ali Turan'ı denediğini biliyorum birkaç maçta. Ali Turan aslında sağ bek menşeli bir oyuncu. Sonradan evet. Stoper olmuş bir oyuncu. Fakat tabii yaş ilerlediği için o sağ bekte görev alan futbolcuların biraz daha hızlı olmasını bekleriz. Ali Turan'ın çok fazla hızlı olmadığını biliyoruz artık. 2012 hani yılında bize geldiğinde sağ bek oynuyordu. Sağ bekti. Yani Ali Turan da oynayabilir. Antrenmanlarda Ferhat'ı da deniyor olabilir. Çünkü hem Cilerme, sol bek, Alper sol bek, Ferhat. Yani sol bek fazlalığı var. Evet. Ferhat'ın sağ bek olarak veya Alper'in sağ bek olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Nasıl bir 11 bekliyoruz? Kalede Ertuğrul olur. İşte sağ bekte Alper ya da Ferhat'ı dener muhtemelen. Selim Uğur ikilisini bozmaz diye düşünüyorum. Son maçlarda Selim Uğur oynuyordu. Sol bekte Cilerme. Orta alanda yine Jens ve Amir oynatır büyük ihtimal. Sağ açıkta Şengelya, Hurtado ilk 11 başlar diye düşünüyorum. Çünkü iyice adapte olduğunu düşünüyorum bu süreçte de. Hurtado'nun hazır olduğunu düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarda hep görüyoruz. Milosevic'in sol açık. İşte Hurtado ile yer değişebilir yine. Başta son iki maçta gol atarak geldi. Başta de formunu düzelttiğine ve moralini düzelttiğine inanıyorum. Fenerbahçe maçında çok güzel de bir gol attı. Çok güzel de bir gol attı. Başta 11 ile bu şekilde başlar diye düşünüyorum. Çok fazla da zaten seçenek yok. Aynen öyle, çok fazla. Ama bu esnada Mia takıma döndü. Tabii çok net de bilgi sahibi değiliz. Hazırlık durumu nedir? Hazır mı değil mi? Ya da yüzde kaçla oynayabilecek? Belki yedekten girebilir. 8 numara ve 10 numara mevkilerinde Mia'yı değerlendirebiliriz bu esnada. Çok bir yedek de oyuna müdahale edebilecek de oyuncu sayılarımız da kısıtlı. Umarız yani, istediğimiz sonucu alıp döneriz Konya'ya. Turan var. İleri uçta oynayabilecek. Hani biraz daha Erdoğan güçlü. Var. Güçlü dribling atabilen futbolcularımızdan. Erdoğan var. Onun dışında orta şimdi alanda bir hamle olarak kanat oyuncularımızdan Mak gidince yine o konuda da sıkıntı yaşıyoruz. Yani, Emre'nin de cezalı olmasından kaynaklı belki olarak. Belki işte Alper hamlesi olur. Sol açık olarak. Evet. Onun dışında da çok fazla bir seçeneğimiz yok. Kadromuz dar. Gittikçe de daralmış vaziyette. Hocanın Amir'den çok beklenti içinde olduğunu biliyorum ki Amir gerçekten oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. Umarız yani Aykut Hoca döneminde pek çok çoğu zaman 8 numarada denenmiyordu. Genelde sol açık, sağ açık da deniliyordu. Fakat Bülent Hoca geldikten sonra daha çok 8 numarada deneniyor ve 8 numarada çok başarılı bir oyuncu. Umarız üstüne koyarak daha fazla gider. Çünkü Amir henüz yanlış bilmiyorsam 97 doğumlu ya da 96 doğumlu olması lazım. Daha 23-24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Erdoğan'ı merak ediyorum. Erdoğan nasıl bir performans sergileyecek? Yani bu son 8 evet. maçta. Çünkü daha çok takıma adapte oldu. Evet. Daha fazla performans sergileyecektir ki Erdoğan'ı sosyal medyada da biraz takip ettim. Korona sürecinde çok fazla çalıştı. Onu özellikle takip ettim. Gerçekten kendine vererek tesislerde kaldı zaten. Bakalım. Son 8 maçta Konyaspor kaç puan alır? Yani kaç puan alırdan ziyade 3 galibiyet alsın, diğer maçlarda da yenilmesin. Yani o zaman da şöyle bir durum oluşuyor. Beyin durdu. Kaç oluyor? 9. 14. 14 puan. 14 puan. 40 puanla ligde kalırız. Yani. Tabii ki gerçekten almak isteriz. Bu. Ama 14 puan alabileceğini ben düşünmüyorum. Gerçekleri konuşalım. Benim sadece beklentim hani puan barajının da düşük olacağını rakam. Düşünüyorum. Ben 36 puan bizi kurtarır düşüncesindeyim ve 10 puan yani tabii ki gönüllüsler 38-40 alalım ama 10 puan alırsak ligde kalırız. Kalan maçlarda ki bu da doğrudan oynayacağımız rakiplerimizden Rizespor yenmekle, Gençlerbirliği'ni yenmekten geçiyor. Çünkü iç sahada Sivas var, iç sahada Başakşehir var, iç sahada Alanya var. Gerçekten çok zorlu maçlar. Hadi Alanya maçı son maç belki bazı şeyler bitmiş olabilir. Ama gerçekten çok zorlu maçlara gireceğiz. Ya işte biraz önce de bahsettim ondan. Son 3 maça girmeden bizim işi bitirmemiz lazım. Sonraki 3 maç gerçekten bizim açımızdan çok stresli de olabilir. Çok normal bir maç sürecinde yaşayabiliriz ama bizim o son 3 maça kalmadan işi bitirmemiz gerekiyor. Peki, eklemek istediğin başka şeyler var mı? Eklemek istediğim başka bir şey yok. İnşallah bir an önce tribünlere döneriz. Özellikle Gençlerbirliği deplasmanına çok hazırlanmıştım. Gün ve saat uygun olduğundan dolayı. Evet.
Gidemedik, içimizde kaldı. İnşallah bu süreç çabucak biter. Sonra ligde kalırız. Ligde kaldıktan sonra da transfer sürecini konuşuruz. İnşallah iyi olur. Ben en çok Beşiktaş maçını hazırlamıştım kendimi. Yani Taksim'e gideceğiz. Orada biraz eğlendikten sonra Vodafone'a gitmeyi falan düşünüyorduk. Konyaspor'lu arkadaşlarla öyle düşüncelerimiz vardı. Ama nasip değilmiş. Sağlık olsun diyeceğiz. Sağlık olsun. Yayınımıza burada noktamızı koyuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.